tekrar merhaba. Yani bir 15 dakika dedik ama 17-18 dakikayı bulduk. Kusura bakmayın. Böyle oldu. Matematikle ilgili bir sorunum var benim. Öyle anlaşılıyor. O nedenle biraz geç geldik. Şimdi devam ediyoruz. Hürriyet'in manşetini okuyacaktık. Onu okumadan önce, biraz önce de konuştuğumuz gibi, sevgili Şaban Sevinç de özel kuvvetlerdeki atama. Duvar.com adlı bir internet sitesi var. Gazeteci Özlem Akarsu Çelik bu konuyla ilgili yazmış. Bu haberi sizlerle paylaşayım. En azından günün konuştuğumuz olayın haber haline getirilmiş şekli bir internet sitesi de var. Yüksek Askeri Şura'nın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki geciken atamalar resmi gazetede yayınlandı. Kararlar TSK'daki krizi ortaya çıkardı. 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin kahramanlarından biri olarak gösterilen ve IŞİD'e karşı yürütülen Fırat Kalkanı operasyonunun başından sonuna bizzat yöneten Özel Kuvvetler Komutanı Kor General Zekai Aksakallı, Gelibolu'da bulunan 2. Kolordu Komutanlığı'na atandı. Bu tercihin ardından Zekai Aksakallı'nın emekliliği istediği öğrenildi. Ankara kulislerinde Kara Kuvvetleri'nden Aksakallı dahil 10 generalin istifa ettiği konuşuluyor. Özel Kuvvetler 2. Tugay Komutanı olan Tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı, Zekai Aksakallı'nın yerine Özel Kuvvetler Komutanı olarak atandı. Bu atamayla Kor General seviyesindeki Özel Kuvvetler Komutanı Tuğgeneral seviyesine de indirilmiş oldu. ÖKK'da ilk defa Özel Kuvvetler Komutan Yardımcılığı kadrosu açıldı. Buraya da Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Oğuz Tozak atandı. Özel Kuvvetler'de kurmay albayken İzmir'deki casusluk davası tutuklanarak cezaevinde yatan Tuğgeneral İdris Acartürk, Genelkurmay İstihbarat'taki Daire Başkanlığı görevinden ÖKK'ya Tugay Komutanı olarak döndü, diyor değerli izleyenler haber. Evet Şaban, bizim konuştuğumuzu bu Ankara kulislerindeki çalkantıyı, özellikle Genelkurmay karargahındaki bu gelişmeler bir haber halinde ve Özlem Akarsu Çelik gazeteci arkadaşımızca kamuoyuyla paylaşılmış bu bilgiler. Şimdi Benim aklıma çok net bir soru geldi. 15 Temmuz gecesinin bilinen kahramanı, bilinmeyen kahramanları çok, o kışlalarda elinde silah FETÖ'cülere direnen çok fazla subay, subay var. Ama bu bilinen, kamuoyunun tanıdığı kahraman. Ve bu kahraman aynı zamanda Elbap kahramanı olarak da biliniyor. Operasyonu yürüten ve Elbap'ı o teröristlerden alan. Fırat Kalkanı. Operasyonu yürüten kişi. Hı hı. Peki, madem böyle bir kahramanımız var, kahramanları böyle mi ödüllendireceğiz? Normalde olabilecek en üst makama taşımamız lazım. Terfi ettirir, ettirilir, daha etkin bir göreve getirilir ki o kahramanlığını, o başarılarını daha üst düzeyde sürdürsün buradan diye. Kimse 2. Kolordu komutanlığını hafife aldığım falan filan anlamını tabii, çıkartmasın. Tabii. Böyle bir şey söylemediğim çok net. Ama bulunulan mevcut Aksakallı'nın görevinin de çok önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Her şeyden öte, bırakın görevi şuyu buyu falan, bir kahraman ödül böyle mi verilir? Evet. Yani bunun cevabını kim verir bilmiyorum ama. Bunun cevabını herhalde hükümet verir. Yani soruları ciddiye alırsa, umursarsa vermesi de lazım. Yani zaten hakikaten silahlı kuvvetler gerçekten içler acısı bir duruma düşürüldü. Değil mi? Yani ülkemizin hani göz bebeği bir başka şey, bir şey daha var. Dediğin çok doğru. Ordumuz. Onu teyiden diyor ki haberdeki, biraz önce de onu da vurguladık zaten biz. Yaş toplantısı yapılır, atamalar da hemen arkasından olur. Yaş biter, atama diye bir şey kalmaz ortada. Evet. Asker. Geciken atamalar, ya Türk Silahlı Kuvvetleri'nde gecikme diye bir şey olmaz. Şimdi gecikme değil aslında. İsmail şu yönüyle değil. Hani kanun hükmünde kararnamelerle bu 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Silahlı Kuvvetleri de yeniden yapılandırdılar ya. Evet. İşte bir takım terfileri ve atamaları, komutanlıkları, atamaları Yüksek Askeri Şura'dan alıp, daha doğrusu Genelkurmay Başkanlığı yetkisini alıp Milli Savunma Bakanı'na verdiler ya, o çerçevede sanıyorum bunlar. Yani iki ay önce gelen Milli Savunma Bakanı. Evet, yani iki ay önce gelen Milli Savunma Bakanı işte ordunun şeylerini, silahlı kuvvetlerin komutanlarını belirliyor. Aslında hikaye tabii, saray belirliyor ama işte imzayı Milli Savunma Bakanı atıyor yani. Yani oradaki o hani terfi, atama,
usulünü değiştirdiler kanun hükmünde kararnameyle biliyorsun. Zaten o nedenle işte her gün istifalar oluyor. İşte orgeneral varken deniz kuvvetlerinde biliyorsun donanma komutanı oramiral vardı. Tuttular alttaki koramirali şey yaptılar. Deniz kuvvetleri komutanı yaptılar. O oramiral tabii onuruna yediremedi doğal olarak ve istifa etti. Yani. Şimdi bu mesela 10 istifa diye yazmış Özlem Akarsu Çelik. Bu 10 istifa içinde de yine benzer durumlar var. Yani kendisinden daha kıdemsiz orgeneral yapılarak işte jandarmaya atanmış. Mesela ondan daha kıdemli olan korgeneral istifa etmiş. Mesela onuruna yediremiyor tabii. Ben daha hani yani kıdemliyim diye istifa ediyor. Yani. Böyle şey oldu yani iyice karıştı. Yani FETÖ karıştırmıştı silahlı kuvvetleri. Maalesef silahlı kuvvetlerin böyle kozmik odasına kadar, işte personel dairesinin personel başkanlıklarına kadar, harp okulları komutanlıklarına kadar hatırla, ele geçirmişti FETÖ. Yine AKP'nin desteğiyle. Şimdi FETÖ'yü temizlediler güya, temizliyorlar bir taraftan güya. Ama bir taraftan da AKP silahlı kuvvetleri yine böyle silahlı kuvvetlerin o dengeleriyle, işte genleriyle oynamaya oynadı. Maalesef devam ediyor. Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir lafı vardı 15 Temmuz 2016 FETÖ darbesinden sonra. Ben bunu hep söylüyorum. 3 Ağustos 2016'da darbeden 18 gün sonra Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din Şurası'nda konuşuyor. Biz diyor bu FETÖ'ye diyor zamanında aynı menzile gidiyoruz düşüncesiyle her türlü desteği vermiştik diyor. Yani aynı menzile aynı gitmek. Menzil. Hedef aynı yani. Menzilde hedef. Hangi menzil o? Neresi o menzil? Yani... Değil mi? Sormak lazım. Yani Türkiye'nin İslamcı bir yönetime yani? Kavuşturulması, ulaştırılması. Yani? Menzil bu. Hadi FETÖ'yü şimdi tasfiye ediyoruz. El birliğiyle edelim. Zaten o yılanı beslemen şeydi, büyük hataydı. Şimdi aynı menzile yürümeye devam mı ediyorsun mesela? Bu sefer hani FETÖ'yü bıraktın, tek başına mı yürüyorsun o menzile? O menzil neresi? Değil mi? Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu soruları cevaplaması lazım. Bakıyorsun, yapılanlara bakıyorsun. FETÖ de silahlı kuvvetlerle uğraşıp duruyordu. Yani. Şimdi AKP de silahlı kuvvetlerle uğraşıp duruyor. Oradaki bütün o kariyer sistemini, dengeyi, tayin terfi değil mi? Kıdem olmazsa olmazı tabii. Allah kulla getiren darmadağın ettiler. Mezun olursun sınıftan, onun sicil numaraları vardır. Diyelim 50 kişilik bir sınıf. 50 kişilik sınıfta eğer birinci olarak mezun olmuşsan, ikinci olan yani hemen sınıfın ikincisi olan o ikinci olan birinciye komutanım der. Evet. Komutanım der. Tekmil verir. Evet. Yani bırak rütbe farkını. Gün bırak farkı. Yıl farkını. Aynı sınıfta aynı okuyorsun. Birisi 8 ortalamayla mezun oluyor. Atıyorum rakamları. Öbürü 7.9'da mezun oluyor ama birisi birinci, birisi ikinci. O ikinci olan birinciye komutanım deyip tekmil verir Türk Silahlı Kuvvetleri'nde. Böylesine sıkı disiplini olan tayin, terfi, atama vesaire de bu kadar net tavrı olan bir yapıyı getirdiğin hale bak. Bir alt rütbeyi götürüyorsun, üstüne koyuyorsun. Ona komutanım demesini istiyorsun. Böyle bir şey yok. Gerçi bir de şu yönüyle de düşünmek lazım İsmail. Maalesef ya gerçekten silahlı kuvvetleri konuşurken benim içim kan ağlıyor. Yani AKP bozmadan önceki halini düşünelim. Hadi AKP şimdi bozuyor diye AKP'ye kızıyoruz haklı olarak. Peki AKP müdahale etmiyor da yani 15 Temmuz darbe öncesi dönemi düşün. Yani FETÖ ele geçirmiş silahlı kuvvetlerimizi. Biz hani hep böyle işte Mustafa Kemal'in ordusu diye böyle başımızın üstünde şey yapıyorduk hani görüyorduk silahlı kuvvetlerimizi. Türkiye'nin en büyük güvencesi, hepimizin hayat sigortası, ülkemizin hani bekasının bekçisi diye görüyorduk ama baktık ki FETÖ denen o yılan silahlı kuvvetlerimizi ele geçirmiş. Daha da gerilere git. 2007-2008'lere işte o Ergenekon, Balyoz Kumpas davalarına git. O dönemde ya iki orgeneral, iki kuvvet komutanı kapanıyorlar, konuşuyorlardı odada. FETÖ onları dinliyordu ve internette yayınlıyordu o iki komutanın şeylerini. Özel ve hassas gizli konuşmalarını hatırla. Meğer silahlı kuvvetlerimiz maalesef zaten çürütülmüş. Yani bunu söylerken insan hakikaten içi kanı alıyor ama çürütülmüş. Nasıl çürütülmüş? İşte beceriksiz komutanlar. Hayır. Şimdi bunların tamamı doğru. Ya bunlar da gerçek. Hani şimdi AKP'ye kızarken yani çuvaldızı da batıralım hani. Hayır, batıralım. Yanlışı da tamam, görelim. Doğru. Bunların tamamı doğru. Hiç itirazım yok. Gerçekten FETÖ'yle geçirilmiş.
ve bir ilkokul mezunu, çürümüş ya, çürümüş. Bir imam kılıklı birisine. Adil Öksüz denen birisine, bir şerefsiz hava kuvvetlerinin patronu haline gelmiş. Patron haline gelmiş. Akıllarını Fethullah Gülen'e teslim etmişler. Tamam, burada bir sıkıntı yok. Ama bu darbe girişimi bir anlamda iyi oldu. Şöyle, bu pislik yapı ortaya çıktı. Yani, eleğin üstünde kaldılar. Eleğin üstünde kaldılar. Tak 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 topladın, tıktın mı içeri? Tamam. Ortaya şöyle bir bakarsın. Bir sakinleşirsin. Ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tayin, terfi, atama, kural ve koşullarını o yapı içinde tekrar hayata geçirirsin. İşte yani... Bunu yapabilecek durumum var. Şimdi Zeki Ayaksakal'dan ne istedim mi? Soruyorum ya. İşte İsmail'cim yani... FETÖ'nün ele geçiremediği bir kuvvetler. İnsan olarak bilmiyor muyuz? O darbe gecesi bir kahraman olarak tanımıyor muyuz? Ne istedin şimdi Aksakallı'dan? Hayır. Yani FETÖ'nün yıktığı, perişan ettiği Türk Silahlı Kuvvetleri'ni AKP tüy dikiyor şu anda. Evet. Onun öyle. Yarım bıraktığı işi bir biçimde öyle. Tamamlıyor. Ama işte gerilere git, zaten gerilerde de öyleymiş. Ha. Yani şimdi ilk problem vardı. Yaşar Büyükhanıt'ı hatırla. Ya Yaşar Büyükhanıt'ı hatırla. Saçma sapan 2007'de saçma sapan bir bildiriyle AKP'ye 8-10 puan yani seçimde hediye etti adeta. Aptalca ya, bir askeri şeyle. Askeri vesayet çok şeyi kötüydü. Hatırla. İlker Başbuğ'u hatırla. Yaşar Büyükhanıt'tan sonra. Şimdi hani İlker Başbuğ tamam herkesin saygı duyduğu filan bir komutan da geç onları. Ya FETÖ mağduru diye FETÖ onu 2 yıl içeri tıktı cezaevinde yattı diye şimdi herkes saygı duyuyor filan da. Bence İlker Başbuğ da silahlı kuvvetlerimizin maalesef en başarısız komutanlarından birisiydi. Yani onun döneminde biliyorsun kozmik odalara girildi, Dursun Çiçekler şey yapıldı, kurban verildi FETÖ'ye. Sonra işte ala en son kendisini de aldılar, tıktılar içeri. Yani İlker Başbuğ. Düşün yani Türk ordusunun terör örgütü üyesi diye cezaevine tıkılan tek genelkurmay başkanı İlker Başbuğ. Bugün çıkıyor işte şey hani böyle falan filan işte şöyle komutan böyle komutan diye geziyor. Hayır kardeşim, iyi bir komutan değildi. İyi bir komutan olsaydı zaten silahlı kuvvetlerimiz bu halde olmazdı yani. Yani hani yani, şimdi AKP'yi eleştirelim de. Yani tabii ki geçmişte eleştirilecek şeyler var. Bana göre İlker Başbuğ mevcut o dönem içinde bir dönemin genelkurmay başkanları içinde bana göre en iyisi. Yani bunu da söyleyeyim. İlker Başbuğ nasıl iyisi? Nasıl iyisi? Yani kuyruğu kaptırdı ya terör örgütü lideri diye cezaevine tıktırdı kendini ya. Bir Necdet Özel değil. Tamam yani, onu, ya zaten Hilmi Özkök'le başlıyor Başbuğ, işte o bozulma. Bir noktada direnebilmiş, direnme çabası göstermiş. Direnememiş. Direnen adam direnir kardeşim. Işık Koşaner bak. Şey hükümetle anlaşmazlığa düştü, bastı istifaya gitti. Ha yani ben sana alet olmam, ordumu da teslim etmem dedi, bastı istifaya gitti. Süremizi açtık, Kutay oradan kulağına söylüyor. Söylenip duruyor. Şimdi bu konu hakikaten çok hassas bir konu, çok da hararetli bir konu. İlker Başbuğ konusunda çekincem var, çekincemden sana katılmadığım yerler var. Ama öbür tarafta Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geçmişe dönük yapısıyla ilgili söylediklerine de katılıyorum. O da ayrı bir şey. Gerçekten çürümüş bir yapıyla karşı karşıyaymışız. Yani insan zaten çürümüş derken bile hani içi vicdanı sızlıyor. Yani, hepimizin tek güvencesi yani ülkemizin bekası için. Türkiye'nin bekası. Evet. Ama işte maalesef çürümüş, çürütülmüş. Niye olmuş kardeşim? Niye çürümüş? Niye çürütülmüş? Bakıyorsun yani omzu kalabalık. Sadece AKP değil bu işin sorumlusu. Tabii ki değil. Takıyorsun buraya yıldızları, generalleri böyle afra tafrandan geçilmiyor. İşte hatırla AKP'den önce hakikaten de işte siyasetçilere, hükümetlere, başbakanlara caka satıyorlardı işte genelkurmay başkanları, kuvvet komutanları falan işte memleketin sahibi benim havalarındaydı. Ama demek ki onlar o havaları atarken öyle kuru cakalar satarken, siyasetçilere kafa tutarken FETÖ onların içini oymuş. Evet, yani harp okulunu bile FETÖ'ye kaptırmışsın ya. Harp okulunu bile FETÖ'ye yani, kaptırmışsın ki harp okulu silahlı kuvvetlerin namusudur yani. Orada okulu, yeni çocukların, yeni komutanların yetişiyor. Harp okulu akademi. Akademisi, harp okulu. Kurmay yetiştiren neyse. Efendim bu hafta da bitti. Şaban çok teşekkürler, sağ ol geldin. Hem programımıza renk kattın hem de değerlendirmelerinde izleyicilerimize paylaştın, sağ ol. Şimdi bitti. Bitti, çok da geç kaldık.
Önümüzdeki hafta pazar günü ölmez sağ kalırsak efendim tekrar burada olacağız inşallah. Sizleri de bekleriz. Ama pazartesi gün sonu var. Orada zaten görüşeceğiz. Hoşçakalın. İyi bir pazar geçirmenizi diliyorum. Her türlü beladan ve Atatürk düşmanlarından uzak bir pazarınız olur inşallah.